Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün tasarımcı Nurhak Gönen'le birlikteyiz. Kendisinin çok renkli ve çok güzel bir atölyesi var. Burada yapmış olduğu sanatsal çalışmalar hakkında konuşacağız. Nurhak Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de atölyemize hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Ben çocuk yaşlardan itibaren elinde boyalar ve kalemlerle kendini ifade etmeyi seçen bir insanım. O yaşlardan başlayan bir sanatla dopdolu bir hayat diyebilirim. Güzel Sanatlar Lisesi, işte Güzel Sanatlar Fakültesi. Arkasından erken dönem diyebilirim buna, bir içsel kişisel yolculuğum da başladı. Bu yolculukta kendimi ifade aracı olarak kullanmaya başladığımı gördüm. Sanat zaten aslında herkesin bu anlamda kendini ifade etmesi için bir araç. Evet. Hem kendini bulması için hem kendini ifade etmesi için. O yüzden muazzam bir araç yani bence. Hep hayalimdi. Üniversitede akademik kariyer başlamıştı. O dönemlerde de böyle bir atölye olsun, rahatça kendimi ifade edebileceğim, yaratabileceğim, hatta diğer kendini sanatla ifade eden insanların da geldiği, kendini bulduğu, alışverişte bulunduğumuz, temas ettiğimiz bir ortam hep istiyordum. Zamanı bu zamanmış. Evet. Atölyeniz çok güzel. Çok renkli. Teşekkürler, sağ olun. Zaten her zaman sanatın içinde olmuşsunuz. Ya evet, yani işte 4 yaşlarında duvar boyayarak falan. Küçüklükten geliyor. Ya, evet, evet. Yani orada kendimi bulmuşum belli ki. O yüzden şu an bile mesela hani sorsanız, tekrar dünyaya gelseniz ne yapıyor olursunuz diye böyle bir klasik bir soru vardır ya. Ben yine aynı şeyi söylerim. O yüzden bu çünkü benim seviyorsunuz. İçin, evet, kendimi orada buluyorum. Evet. Dolayısıyla yani yine aynı şeyi seçerim ve yine orada olurum. Belki farklı sanatla alakalı farklı şeyler yapıyor olabilirim. Onu bilemem. Ama yine sanatın yine içinde sanatın olurum diyorsunuz. Yerlerde olurum. Güzel. Biraz atölyenizden bahsedebilir misiniz? Burada ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Çocuk ve yetişkin, herkese hitap eden bir atölye. Yani böyle spontan, canınız böyle, aklınıza böyle rahatlamak istediniz ya da işte gideyim bir şeyler yapmak istedim. Kafa dağıtmak istiyorum. Kafa dağıtmak dediğinizde istiyorsunuz. Şöyle bir rahatlamak istiyorsunuz. Yani bunun için tabii bir sürü, herkese sorsanız farklı rahatlama yöntemleri söyleyebilir. Sahile gideyim, bir ayaklarımı uzatayım, denizi izleyeyim de diyebilirsiniz. Burada gelip böyle bir sürü dalda ya da sizin yaratıcılığınıza kalmış buradan istediğiniz malzemeyi alıp yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Burada biz de zaman zaman talep olursa eşlik ediyoruz. Sizler de yönlendiriyorsunuz. Tabii yönlendiriyoruz. Tabii. Özellikle yapıyor olduğumuz workshoplar var. Verdiğimiz dersler var. Sürekliliği olanlar var. Zaman zaman ilan ettiğimiz ve açtığımız workshoplar var. Bu hem çocuklar için hem yetişkinler için ayrı ayrı ilan ediyoruz Instagram üzerinden özellikle. Ama onun dışında da yani yolunuz düştü. Şuraya geleyim bakayım neler yapabilirim acaba dediniz. Buradan böyle canınız istediği kadar 1 saat, 2 saat, 3 saat ne kadar istiyorsanız bu alandan, bu atölyeden, bu ruhtan yararlanıp Keyifli bir şekilde geçelim. Aynen. Çünkü sanatın gerçekten terapötik bir tarafı var. Ve ben ondan her insanın yararlanmasını çok arzu ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında çok şey söylemek isterim ama özetleyecek olursak
acaba sanatın bir yerinden böyle bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız ama ne olduğunu bilmiyorsanız ya da benim biraz önce bahsettiğim gibi kendi sizi derinleştirecek olan soruları zaman zaman kendinize soruyorsanız buyurun gelin atölyelerime. Hep birlikte paylaşalım. Bu sinerji böyle birleşsin, büyüsün ve dilediğimiz şeyin içimizde olduğunu gelin hep beraber görelim. Evet, tekrardan teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle tasarımcı Nurhak Gönen'le atölyesinde yapmış olduğu sanatsal çalışmalar hakkında konuştuk. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.